çok değerli Başbakan Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'u konuşmalar yapmak üzere gösteriler. Saygıdeğer genel başkan yardımcılarım, değerli milletvekilleri, değerli il başkanım, il başkanlarımı demiyorum, onu yanınıza yarın akşam söyleyeceğiz. Değerli belediye başkanım, büyükşehir belediye başkanım, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim, İstanbul İl Teşkilatımızın değerli kongre delegeleri, hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Konuşmalar çok uzadı. Salonun da yarısı boşaldı aşağı yukarı ama ben müsaade ederseniz arkadaşlarımız sağ olsunlar geçmişi anlattılar. Ben de geleceği anlatayım. Bana da biraz bu düştü. Tekrara düşmeden içinde bulunduğumuz zaman diliminin geleceğe ilişkin hedefler bakımından ne kadar önemli olduğunu birkaç cümleyle ifade etmek isterim. Öncelikle 8 yıl gibi uzun bir süre İstanbul İl Teşkilatı'nda ben de 5 yıl İstanbul İl Başkanlığı yapmış olan bir kardeşimiz olarak İstanbul'da İl Başkanlığı'nın ne kadar zor olduğunu bilirim. Burada fedakarlıkla, gerçekten büyük bir çalışkanlıkla, disiplinle İl Başkanlığı yapmış olan Aziz Babuşçu kardeşimize ben de sizler adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun, Allah razı olsun. İstanbul'un her yerinde büyük emekleri oldu. Aynı şekilde onunla birlikte bu süreçte mücadele eden bütün arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Selim kardeşimizin de Aziz Bey'den almış olduğu bayrağı inşallah çok daha ileriye götüreceğinden emin olduğumu ifade etmek istiyorum. Allah yardımcısı olsun Selim kardeşimizin ve seçilecek olan arkadaşlarımızın. Bizler de her vesileyle kendilerine yardımcı olacağımızı bu salonda bulunan hepimiz bir yerde bu toplantıyla birlikte taahhüt etmiş oluyoruz. Bu da bizde yeni başladı. Seçim bitmeden, kongre olmadan il başkanını tebrik ediyoruz ama bu da bu nezaketin nezaretin bir parçasıdır. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kongremizde herkese örnek olacak, güzel bir kongre olarak tecelli edecek, gerçekleşecektir. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini hepimiz biliyorduk ve 3 tane seçime işaret ediyor. 30 Mart seçimleri, 10 Ağustos seçimleri ve Haziran 2015 seçimleri. 2/3 bitti. Geriye 1/3 kaldı. Ancak 30 Mart seçimleriyle birlikte o zaman da ifade ettiğimiz gibi hem Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından hem AK Parti'nin siyasi tarihi bakımından önemli bir dönüm noktasını idrak ettik. Önemli bir eşiği aşmış olduk. O da şudur. 30 Mart seçimlerine kadar AK Parti Türkiye'deki partilerden bir partiydi. İktidar partisiydi, güçlü partiydi, birkaç seçim arka arkaya almış olan bir siyasi partiydi, eyvallah. Ama 30 Mart seçimleriyle birlikte AK Parti, Türkiye'de bir siyasi parti olmanın çok ötesine terfi etti, kalıcı, köklü bir siyasi hareket haline döndüğünü açıkça milletin teyidiyle birlikte ortaya koydu. Onun için şimdi 2023'ü, 2051'i, 2071'i ve ilerisini konuşabiliyoruz. AK Parti bu anlamda sadece bir siyasi organizasyon olmanın ötesinde toplumun her kesiminde dal budak sarmış olan ve bundan sonra bu sarmış olduğu köklerinin çok daha kökleşeceği bir siyasi hareket olma yolunda emin adımlarla bir büyük merhaleyi de açmış oldu. 30 Mart seçimleriyle birlikte bu millet AK Parti kadrolarının üzerine 2 tane temel görev verdi. Bunlardan birisi yeni Türkiye'nin inşası sürecinin tamamlanmasıdır. Bir diğeri de büyük medeniyetimizin ihyası sürecinde çok daha ileriye bu bayrağı taşıma görevidir. Az evvel Mustafa Bey'in de ifade ettiği gibi 30 Mart'tan bu yana artık biz yeni Türkiye'nin inşası sürecini başlatmış bulunuyoruz. Ve ayrıca bizim amacımız sadece yeni Türkiye'nin kurumsal olarak kökleşmesi değil. Eğer bir siyasi hareket 2071'den bahsedebiliyorsa aslında bir büyük medeniyet sorumluluğunu da üzerine yüklenmiş demektir. Ve açık söyleyeyim,
Bu salonda bulunan insanların hiçbirisi, biz sadece bir siyasi partinin ismi ve kurumsal kimliği için siyaset yapmıyor, bu kadar çabayı, bu kadar zorluğu bunun için sadece bir kurumsal kimlik için yüklenmiyoruz. Biz bir büyük medeniyetin yeniden ihyası ve inşası için gayret ediyoruz. Bu medeniyeti daha ileriye taşıma, 2015'in şartlarında, 21. yüzyılın şartlarında dünyanın yön veren bir medeniyeti haline getirmek için mücadele ediyoruz. Onun için sağdan soldan, içeriden ve dışarıdan saldırıların 30 Mart seçimleri öncesi bu kadar yoğunlaşmış olmasının sebebi boşuna değildir. Bu büyük medeniyetin ihyası ve inşasının tarihte bu sorumluluğu üstüne yüklenmiş olan bu aziz milletin evlatları tarafından yeniden yüklendiğini görenler tabii ki ayaklarımıza çelme takmaya çalışacaklardı. Tabii ki önümüzü kesmeye çalışacaklardı. İçeriden ve dışarıdan bir takım ihanet odaklarının işbirliği tam da bu sebepten dolayıdır. Sadece bir parti iktidardan indirmek, sadece bir partinin kadrolarını tasfiye etmek değil, sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı dönemin başbakanı haline getirmek değil, bu büyük medeniyet yürüyüşünün önünü kesmektir. Dolayısıyla bu idraki hiçbir zaman unutmayacağız. Bu idrakin hiçbir zaman dışına çıkmayacağız. Çünkü bu siyaset dediğimiz zor işin gerçekten tutarlı bir şekilde yürütülebilmesi için her gün biz bu işi niçin yapıyoruz sorusunu kendimize sormamız lazım. Büyük medeniyetimizi ihya ve inşa etmek için yapıyoruz. Milletvekili seçtirmek, bakan seçtirmek, başbakan seçtirmek, cumhurbaşkanı seçtirmek, sadece inşallah devlet başkanı seçtirmek için yapmıyoruz. Bu mücadeleyi bir büyük medeniyetin yeniden ihyası ve inşasında her birimiz duvara taş olmak, tuğla olmak, sıva olmak, çimento olmak ve bir büyük tahkim edilmiş bir medeniyeti ayağa kaldırmak için yapıyoruz. Onun için yorulmuyoruz, yorulmak bilmiyoruz. Tarihten aldığımız bu mirası ileriye doğru taşımanın sorumluluğu içerisinde hareket ediyoruz. Burada şunu ifade etmek isterim. Bazıları bizim yeni Türkiye lafımızın laf ola beri gene söylenmiş olan bir laf olduğunu zannedebilir. Ben yeni Türkiye'nin bir tarihsel sürecin üçüncü adımı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çağdaşımız olan tarihçi Brodel diyor ki, büyük İslam medeniyeti ilk büyük yürüyüşünü Hulefai Raşid'in döneminde yaptı diyor. Uzun uzun anlatıyor. İkinci büyük yürüyüşü Selçuklu ve Osmanlı ile birlikte olan dönemde. Üçüncü büyük yürüyüşte sizlerin bu milletin sayesinde öncülüğünde başlatmış olduğu yeni Türkiye'nin inşası sürecidir. Ve üçüncü büyük yürüyüşte bu anlamda sadece siyasal bir süreç değil, bir medeniyetin ihyası ve inşası sürecidir. Burasını da Brodel'den ödünç olarak söylemiş oluyoruz. Ama yeni Türkiye'nin inşası yeni Orta Doğu'nun inşasının başlangıcıdır. Yeni Türkiye'nin inşası yeni bir dünya sisteminin kurulmasının başlangıcıdır. Hayırlı uğurlu olsun, böylesine önemli bir dönemde, böylesine büyük bir sorumluluğu hep beraber milletin adına, ümmetin adına ve insanlık adına icra etmeye, yerine getirmeye çalışıyoruz. Peki ne yapacağız? Buraya kadar geldik. 3/2 bitti. 2015'ten sonra ne yapacağız? Değerli kardeşlerim, önümüzde 3 tane önemli pratik siyasal sorumluluk var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin 2015 seçimlerinde inşallah AK Parti'nin anayasal çoğunluğu elde edecek bir çoğunlukla iktidara gelmesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu ifadeyle 400'e yakın milletvekiliyle inşallah AK Parti iktidara gelecek. Ve inşallah o süreçle birlikte Türkiye yeni bir anayasal reform sürecini tamamlayacaktır. 2023'e kalmadan. Birkaç sene içerisinde. Ümit ediyoruz ki birkaç sene içerisinde bunu tamamlayacağız. Değerli kardeşlerim, Türkiye'deki bu anayasal reform süreci ne kişilere bağlı bir süreçtir, ne de sadece AK Parti'nin kurumsal bir isteğidir. Milletin talebidir. Türkiye siyasetinin
demokratikleşmesi için zorunlu olan adımlardır. İnanın ki eğer bu adımları atamazsa, korkarak ve ürkerek söylüyorum ki Türkiye 1970'li yıllara geri döner. Evet, çok adım attık. Görünür vesayetlerle, aponetli vesayetlerle çok uğraştık. Onları belki geride bıraktık. Ama paralel yapı gibi görünmez bir takım vesayetlerle, yargıdaki bir takım vesayetlerle, Merkez Bankası üzerinden oluşturulmaya çalışılan bir takım finansal vesayetlerle karşı karşıya kaldığımızda açıktır. Vesayeti Türkiye'nin seçkinlerinin ve elitlerin elinde eğer bir anahtarsa o anahtarı aldık ama henüz millete devredemedik. Vesayetin önüne geçmenin yolu milletin iradesini bütünüyle millete teslim etmektir. Türkiye bunu yapabilmek için 4 alanı güçlendirmek, tahkim etmek zorundadır. Bunlardan bir tanesi parlamentonun güçlenmesidir. Parlamento meclis iş tüzüğüyle ve diğer bütün yasal güçlendirmeleriyle hiçbir şekilde başka bir vesayet odağının hiçbir şekilde telkin ve etkisine girmeyecek şekilde güçlendirilmek zorundadır. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye'de milletvekilinin güçlendirilmesi lazım. Bakın, burada milletvekili arkadaşlarımız var. Milletvekillerinin yazışma yetkisi bile yok Türkiye'deki sistem içerisinde. Milletvekili nasıl güçlendireceğiz? Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman başbakanken 30 Eylül 2013'te Türkiye'de seçim sisteminin değiştirilmesi için bir teklifte bulundu. Uzun çalışmalar sonunda o noktaya geldik. Dar bölge sistemi ya da daraltılmış üçlü ya da beşli sistemle herkesin birebir tanıdığı, yakından tanıdığı, milletin gerçekten temsilcisi olan, milletten gerçekten güç alan bir parlamentonun, bir milletvekilinin olması. İkinci alan burasıdır. Vakit olmadığı için teferruatına girmiyorum. İnşallah sıkı sıkı konuşuruz. Üçüncüsü, yürütmenin güçlendirilmesidir. Türkiye'de işte görüyorsunuz, yürütmenin, bütün arkadaşlarımızın, bakan arkadaşlarımızın uğraştığı şey, devlete kastetmiş, iktidara kastetmiş olan bir yapının, devletin içine sızmış olan adamlarını bile yerinden alıp onların yerine kendi istediğiniz isimleri atayamıyorsunuz. Müsteşarınızı, müsteşar yardımcısınızı atarken birisini görevden aldığınızda karşınıza yargı çıkıyor. Ayrıca Türkiye'de birçok işi yapmak için yürütmedeki ne zorluklar çektiğimizi hepiniz ve bütün millet görüyor. Yürütmenin ayağında prangalar var. Bu prangalardan Türkiye'nin kurtulması için mesela ganaim sisteminin gelmesi. Bugün Amerika'nın uyguladığı sistem. Bizden alıp uyguladığı sistem. Yani birisi bir göreve geldiği zaman bütün adamlarıyla birlikte göreve gelir, görevden gittiği zaman da gider. Ya da bununla birlikte bu kamu reformuyla ilgili alan Türkiye'de tartıştığımız başkanlık sistemi. Başkanlık sistemini tartıştığımız zaman birileri zannediyorlar ki Tayyip Erdoğan başkan olmak istiyor da onun için bu sistemi tartışıyorlar. Ya da Tayyip Erdoğan bir diktatörlük kurmak istiyor da onun için bu sistemi tartışıyorlar. Tayyip Erdoğan'ı, bütün isimleri unutun, bir kenara koyun. AK Parti'yi bir kenara koyun. Türkiye'de eğer milletin egemenliğini istiyorsak, Türkiye başkanlık sistemi esaslı yeni bir anayasal reformu gerçekleştirmek zorundadır. Ben şunu söyleyeyim, dün akşam tekrar okudum, hepinize tavsiye ediyorum. Seçimde önümüze çıkacak çünkü bu. Cumhurbaşkanının yetkileri. Cumhurbaşkanının yetkileri, öyle yetkileri var ki, mesela bir ülkeye Türk Silahlı Kuvvetleri'ni göndermek için parlamentoya tezkere vermeniz lazım, almanız lazım parlamentoda. Ama mevcut Cumhurbaşkanlığı yetkileri böyle bir şey gerektirmiyor. Cumhurbaşkanı isterse kendisi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bir yere gönderebilir. Cumhurbaşkanı isterse parlamentoyu feshedebilir. Cumhurbaşkanı isterse genç soru vermenize gerek yok. Cumhurbaşkanı parlamentoda çoğunluğu olan bir hükümetten görevi alabilir. Bütün bunların hepsi yazılıyor. E niçin yazılıyor? Bir Allah'ın kulu da bunu sormuyor. Niye 82 Anayasası'nda bunlar yazdı? Kardeşim, 82 Anayasası milletin sistemini dizayn ederken şunun üzerine sistem koydu. Güçler ayrımı prensibi yok Türkiye'de. Bu bir hikayedir. Türkiye'de güçler parçalanması prensibi vardır. Yürütme, yasama ve yargının güçleri
parçalanmış ve dağıtılmıştır ki apoletliler onları daha iyi bir şekilde kontrol etsinler diye. Onun için de dönemin Cumhurbaşkanı'na diyeyim, 12 Eylül Anayasası'yla bu yetkileri vermişler. İhtilalin başındaki komutan olduğu için vermişler. Ve hep şöyle düşünmüşler. Bu siviller zaten Türkiye yönetemez. Ellerine yüzlerine bulaşırlar. Yeri geldiği zaman biz bunlardan bu yetkiyi alırız. Başlarına da bir cumhurbaşkanı koyarız ki devleti milletten korusun. İşte 10 Ağustos 2014'te millet bir karar verdi, tarihi adım attı. En büyük direnişlerimizden birisi oydu. Artık dedi cumhurbaşkanını kapalı kapılar ardında seçmeyeceksiniz. Cumhurbaşkanını sandıklarda ben helal oylarımla seçeceğim ve o şekilde o cumhurbaşkanı Türkiye'yi yönetecek. Şimdi de inşallah başkanlık sistemi esası yeni bir anayasal reformla birlikte Türkiye çok daha diri, çok daha dinamik, çok daha azimli bir şekilde millete yönetim anahtarını bütünüyle devretmiş, bütünüyle vermiş olacak. İnşallah uzun uzun kongreden sonra başka toplantılarda bunları anlatacağız. Birinci işimiz demokratik reformlara devam etmektir. Anayasal reform sürecini birkaç yıl içerisinde inşallah tamamlamaktır. İkincisi, önümüzdeki döneme ilişkin ikinci önemli sorumluluğumuz ekonomik reformları tamamlamaktır. Değerli kardeşlerim, 12 yıl boyunca Türkiye gerçekten ekonomide önemli işler yaptı. Bunları uzun uzun anlatmayacağım. Ama bu ekonomide yatılan işler, makroekonomideki reformlar, dengeler olumluydu, güzeldi, fevkalade iyiydi. Ama tek başına yetmez. Şimdi Türkiye'nin orta gelir tuzağından, bu riskten kurtulması için Türkiye'nin daha çok üreten bir ülke olması lazım. Daha çok ihracat yapan bir ülke olması lazım. Reel ekonomisini güçlendiren bir ülke olması lazım. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını bütün Türkiye satına yayması lazım. Çok açık söylüyorum. Türkiye artık Brüksel'den, Londra'dan, New York'tan yönetilen bir ekonomi olamayacağı gibi Türkiye ekonomisi sadece Ankara'dan da yönetilen bir ekonomi olamaz. Bütün illerimiz bu anlamda ekonomik kalkınmanın motoru olarak ortaya çıkacak ve üzerine düşeni yapacaktır. Değerli kardeşlerim, burada Türkiye'de çok tartışılmadı. Ya da yanlış tartışıldı. Bu Siriza tartışması. Şunu çok açık söylüyorum. Bu fakir, bu kardeşimiz 10 yıl boyunca IMF politikalarının ne kadar kötü bir şey olduğunu, Türkiye'nin IMF tuzaklarının içerisinde düşmemesi gerektiğini anlatılmış olan bir kardeşimiz. Şöylece geriye gitmeyeceğim dedim ama sadece Siriza'yı anlamak için biraz geriye gidelim. 2001'den önceki Türkiye'yi Mustafa Bey anlattı. 25 milyon dolar için avuç açan bir Türkiye. Ben Cotarelli'nin 5 kere 25 milyon dolar vermek için Ankara'ya geldiğini biliyorum. IMF konserini. 2000'li yılların başından bahsediyorum. O dönemde bugün daha önce 2011'de İtalya'da, İrlanda'da ve İspanya'da uygulanan şey Türkiye'de uygulandı. İstediler ki Dünya Bankası'nın, IMF'nin öngördüğü bir adam, küresel finans kapitalizminin bir memuru Sayın Kemal Derviş ve arkadaşları gelsin, Türkiye'yi yönetsin istediler. Ellerine de 17. IMF protokolünü verdiler. Hatta çok iyi hatırlıyorum, o dönem DSP'nin bakanı olan arkadaşlardan da bizzat duymuş birisi olarak söylüyorum. Gece yarısı 1'e kadar rahmetli Ecevit, Kemal Derviş'i bakan yapmayacağım diye söz verdi arkadaşlarına. Sabah 10'da yaptığı basın toplantısıyla Derviş'in ekonomi bakanlığını ilan etmek mecburiyetinde kaldı. Türkiye o günleri yaşadı. Geçen bir toplantıda ifade ettim. Birileri de yanlış anlamış, anlamamış daha doğrusu. Bugün bir kere daha söyleyeyim. Eğer AK Parti Kemal Derviş dönemindeki Türkiye'ye getirilen programları birebir uygulasaydı bugün AK Parti diye bir parti olmaz. Bugün iktidarda Siriza benzeri bir parti olurdu. Allah razı olsun. Sayın 2005'te, 2002'de, 2005'te ve en son 2008'de AK Parti'ye IMF programı dayattılar. Eğer Tayyip Erdoğan birilerinin sözüne uyup 20. IMF protokolünü imzalasaydı biz bugün bu akşam burada bu toplantıyı yapıyor olmayacaktık. Bu kadar açık söylüyorum. Ve çok açık söylüyorum. Eğer o sosyal politikalar,
aile yardımları, yoksullara yardımlar, fukaralara yardımlar olmasaydı Gezi Parkı eylemleri o şekilde olmaz. Aynen Türkiye'de olan Papandreou'yu indirdikleri gibi, Berlusconi'yi indirdikleri gibi Türkiye'de AK Parti'yi de indirirlerdi. Şimdi Türkiye'nin bütün bu dersle birlikte çok açık. Türkiye'de olan yapılan şey 2011'de Avrupa'da yapıldı. Berlusconi'nin yerine Mario Monti diye bir adamı getirdiler. Mario Monti başbakan yapılmadan 2 ay evvel Goldman Sachs'ın, yani dünyanın tefeci kuruluşlarından birisinin danışmanıydı. Aynı şekilde Papadopoulos bizdekilere benzer bir şekilde Yunanistan'a getirildi, başbakan yapıldı. O da Avrupa Merkez Bankası'nın danışmanıydı. Ondan evvel o da Goldman Sachs'ın danışmanıydı. Değerli kardeşlerim, aynı numarayı Türkiye'de tutturamadıkları için, bu büyük millet Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın devamı olan bir millet olduğu için aynı çorap bu milletin başına öldürülemedi. Onun için AK Parti ayağa kalktı ve onun için AK Parti milletle bütünleşerek iktidara gelebildi. Şimdi bu süreci, Siriza sürecini iyi okumamız lazım. Siriza süreci nasıl 1980'lerde bütün dünyada o eski sanayi kapitalizmi sona erdi ve uluslararası küreselleşmeyle birlikte liberal ekonomiler güçlendiyse, Türkiye'de Özal dönemiyle, Avrupa'da, Almanya'da Kohl dönemiyle, İngiltere'de Thatcher dönemiyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde Reagan dönemiyle bir sistem uygulandı ve sonradan o sistem 2000'li yıllara geldiğimizde terk edildiyse, 2008-2009 krizleriyle birlikte Avrupa'da uluslararası finans kapitalizminin sonu gelmiş ve büyük bir krizin içerisine girmiştir. Siriza, uluslararası finans kapitalizmine karşı Yunan halkının bir cevabıdır. Başarılı olurlar olmazlar, onu bilmem. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Aslında bu olaylarla birlikte finans kapitalizminin defteri tamam kapandı, yeni bir dönem açıldı. O da reel ekonominin güçlendiği, o da üretimin, istihdamın ve uluslararası rekabetin arttığı bir dönem olacak. İşte Türkiye önümüzdeki inşallah 2023 hedefinde ekonomide bu reformlarını sürdürecek, daha çok üreten, daha çok uluslararası alanda rekabet eden bir Türkiye olacaktır. Önümüzdeki üçüncü önemli alan ise toplumsal bütünleşmenin sağlanmasıdır. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'de toplumsal bütünleşmeyi sağlamadan uzun süre iktidarda durmak zordur. AK Parti onun için her türlü riski alarak, yine Mustafa Bey söyledi, tarih yazıldığı zaman Türkiye'de Tayyip Erdoğan döneminde ne yapıldı derseniz, en önemli işlerden birisi Türkiye'de devletin zihniyetinin değişmeye başlaması ve ikinci önemli işte Türkiye'de çözüm sürecinin başlatılmış olmasıdır. 30 küsur yıl sürmüş, 35 bin insanımız ölmüş, 7 bin insanımız şehit olmuş. Yaklaşık Türkiye'nin 1.2 trilyon dolar parası maalesef teröre heba edilmiş. Ve Sayın Erdoğan kalktı, dedi ki, neye mal olursa olsun, bedeli ne olursa olsun biz bu sorunu çözmeye hazırız. Ve şimdi inşallah Türkiye çözüm sürecinde her türlü provokasyona rağmen başarıyla ilerliyor ve ümit ederim ki seçim öncesinde de bu süreci önemli adımlarını atarak sürdüreceğiz. Ve inşallah en kısa sürede bu memlekette 1000 küsur senedir birlikte akraba, komşu, kardeş olarak yaşamış olan bu milletin bütün çocukları, bütün etnik farklılıklarıyla birlikte aynı milletin çocukları olarak, aynı ümmetin insanları olarak ve aynı coğrafyanın medeniyetin fertleri olarak birlikte barış içinde kıyamete kadar yaşamaya devam edecektir. Yine bu alanda önemli meselelerden birisi, bunu da vakit bir yanında saate bakıyorum. Siz dinliyorsunuz, ben de konuşurum ama fazla haksızlık etmek istemem. Bir üçüncü alanda toplumsal bütünleşmeyle ilgili bir başka alanda Türkiye'deki herkesin, ister Alevi ister Sünni, ister Türk ister Kürt ister Çerkez, ister Müslüman ister gayrimüslim, ister zengin ister fukara, kim olursa olsun herkesin, ben bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıyım, ben bu ülkenin özde vatandaşıyım diye kendisini hissettiği bir Türkiye'nin inşasıdır. Bunun için anayasal reformlar da gerekebilir. Ama esas şey
bu anlamda Türkiye'nin bütün fertlerinin gerçekten bir arada, kardeşçe bir arada olmasını sağlamaktır. Bu çerçevede Sayın Başbakanımızın Tunceli'deki, Hacı Bektaş'taki Alevi açılımlarıyla ilgili atmış oldukları adımlar da fevkalade önemli adımlardır. Sadece şu kadarını söyleyeyim, konuşmayı başka bir şekilde, başka bir zaman sürdürürüz. Bu topraklardaki Alevilik, Sünnilik meselesi bir teoloji tartışması değildir. Bu topraklardaki Alevilik, Sünnilik meselesi bir siyaset tartışmasıdır. Bir siyaset çatışmasıdır. Ta Çaldıran'a kadar. Çaldıran'dan önce bu topraklarda Alevilik ve Sünnilik vardı ve hiçbir zaman bir kavganın, bir çatışmanın içerisinde değildi. Çaldıran'daki çatışma da bir teoloji tartışması değil, bir siyaset mücadelesinin sonucudur. Bu topraklardaki Müslümanlığın temeli Ahmet Yesevi'den, Ali Semerkandî'den, Ali Hamedani'den, Hacı Bektaş-ı Veli'den, Yunus Emre'den bize tevarüz etmiş olan bir kültürdür. Horasan erenlerinin, Anadolu erenlerinin, Rumeli erenlerinin tarih boyunca iç içe geçerek oluşturmuş olduğu bir kültürdür. Bu kültürün bir tarafında Nakşibendi dergahı, bir diğer tarafında Bektaşi dergahı vardır. Bu kültürün bir tarafında Kadiri dergahı, bir diğer tarafında Balkanlardaki Bektaşi kültürü vardır. Ve tarih boyunca iç içe geçmiştir. Ve hiçbir zaman bir diğerini ötekileştirmemiştir. Onun için toplumsal bütünleşmede bu topraklarda yaşayan her bir Allah kulunun gerçekten kendisini birinci sınıf yurttaş hissettiği bir Türkiye'yi kurmak AK Parti'nin boynunun borcudur. Önümüzde üç tane temel alan var. Toplumsal reform, siyasal reformların yapılması, ekonomik reformların yapılması ve toplumsal bütünlüğün sağlanması. Bunun için gayretle çalışacağız. Birilerinin dediği gibi, birilerinin demeye getirdiği gibi, işimize geldiği için, keyfimiz öyle istediği için, siyasi çıkarımız orada olduğu için değil, bu üç alandaki reformların hepsini Türkiye'de bu aziz milletin ihtiyacı olduğu için yapmaya devam edeceğiz. Tarihe karşı bir sorumluluk olduğu için yapmaya devam edeceğiz. Ve şunu söyleyeyim, işimizin bittiğini zanneder ve rehavete kapılırsak gerçekten yanılırız. Anahtarı egemenlerin elinden aldık. Ama henüz millete devredemedik. Millete devretmek ekonomide de, siyasette de, toplumda da milletin her şeye egemen olduğu bir sistemi kurmakla mümkündür. İşte 2015 seçimleri AK Parti'ye bir sistem değişikliğini zorunlu bir ödev olarak karşısına çıkartıyor. Bunu yapmazsak, bunu yapmaktan kaçınırsak korkarım ki tarihe ve millete karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz. Ve inşallah AK Parti bu anlamda bu sorumlulukların bilincinde olan, dava şuurunda olan insanlardan oluşuyor ve bu şuurda olan insanlar el ele, birlik içinde kol kola vererek yoluna devam edecektir. Son söz olarak şunu söyleyeyim. Bütün bunların yapılması için zorunlu olan bir değişiklik vardı. Değerli kardeşlerim, bana deseniz ki AK Parti ne yaptı burada, saatlerce herkes anlatabilir. Size yollardan bahsetmem. Size köprülerden, Marmaray'dan, metrolardan bahsetmem. Bunları yaptık, yapıldı, daha da ileri yapılacak inşallah. Üniversitelerden, havaalanlarından bahsetmem. Bunlar çok önemli şeyler. Ama bunlar takatımızla mukayyet olan şeylerdir. Yani bu ülke zenginleştikçe, paramız oldukça, bu ülkeyi güzel bir şekilde yönettikçe ve bu milletin kazandıklarını adil bir şekilde milletle paylaştıkça daha çok metro yaparız, daha çok havaalanı yaparız, daha çok üniversite açarız. Ama en zor olan devletin zihniyetini değiştirmektir. Devletin zihniyetini değiştirmek, affedersiniz, deveye hendek atlatmaktan daha zor bir iştir. Tayyip Erdoğan ve AK Parti ne yaptı derseniz bir numaraya açık ara bunu koyarım. Devletin zihniyeti değişmeye başladı. Vatandaşından korkan, vatandaşından ürken, vatandaşını tasnif eden, birinci sınıf adamlar, ikinci sınıf adamlar diye gören, vatandaşlarını bir takım vesayet odaklarının networklerine terk eden bir devlet zihniyetinden, iyi vatandaş ve kötü vatandaş diyen bir devlet zihniyetinden, makbul adamlar, makbul olmayan adamlar diyen bir devlet zihniyetinden, herkesi Hazreti insan olarak gören bir devlet zihniyetine doğru çok büyük bir değişimi başardık ama henüz bu süreci tamamlayamadık. Tamamlamanın anahtarı 2015 seçimleridir. AK Parti
400 milletvekiliyle anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla parlamentoya gelirse bu iradesini Allah'ın izniyle, yine arkadaşlar demin söylediler, hiç oyalamadan, vakit geçirmeden, senelere yaymadan bu iradesini uygulayacak ve Türkiye'de bir büyük sistem değişikliğini de gerçekleştirecektir. Zihniyeti değiştirir, sistemi değiştirmezseniz bu da olmaz. Çünkü hep bildiğimiz bir laf var. En iyi sistemi getirirseniz getirin, eğer zihniyet onu uygulayacak insanların zihniyeti kötüyse ona yine o sistem çalışmaz. Zihniyet değişimi ve sistem değişimini hep beraber yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Allah yolumuzu açık edecek. Biz eğer bildiklerimizle amel edersek, samimiyetle, gayretle, iyi niyetle, ihlasla hareket edersek, gerçekten şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu millet ve Cenab-ı Allah önümüzü açacaktır. Ve sadece Türkiye'nin önünün açılması, onun için bir büyük medeniyetin üçüncü yürüyüşleri, değerli kardeşlerim, sadece Türkiye'nin önünün açılmasından ibaret değildir. Bir, iki tane yeri söyleyerek size Türkiye'nin büyümesinin ne kadar önemli olduğunu anlatmak isterim. Dünyanın dört bir tarafında işler yapıyoruz. Bunları da uzun uzun anlatmayacağım. Birisi Myanmar'da. Tayet Şehitliği diye bir yer var. Myanmar buradan 7-8 bin kilometre ötede. Tayet Şehitliği 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'nın esir düşen üst düzey zabitlerini İngilizler almışlar, götürmüşler Hindistan'a. Onlardan bir kısmı da Myanmar'a gitmiş. Şimdi dünyanın giremediği yer. Hiç kimse oraya kolay kolay giremiyor. Tayet Şehitliği'ni 2014 yılının Mart ayında Türkiye TİKA marifetiyle açmayı başardı ve orada 245 şehidimizin mezarını bularak o şehitliği ayağa kaldırdı. Dünyanın bir ucu. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte geçenlerde Cezayir'e gittik. Cezayir'de Cezayirli Hasan Paşa Camii ya da oradaki adıyla Keşiova Camii. Fransız işgali sırasında 130 sene Fransızlar tarafından kilise olarak kullanmış. Hala kilisenin bir takım işaretleri üzerinde duruyor. Şimdi orasını Türkiye yeniden imar ediyor. En kısa zamanda Cezayirli Hasan Paşa Camii inşallah ibadete açılacak. O da yine 6-7 bin kilometre batımızda olan bir yer. İsrail Gazze'yi bombaladı. Dünyanın bütün sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'yi bombalamasından sonra İsrail'e aylar boyunca yardım malzemesi ulaştıramadı. Türkiye sadece 3 gün sonra Gazze'nin bombalanmasından Gazze'ye yardım elini uzattı. Oraya insani yardımları yaptı. Ayrıca Suriye meselesine geliyorsunuz. Değerli kardeşlerim, 1 milyon 700 bin Suriyeli'ye Türkiye adı kucak açtı. Türkiye'nin Suriye mültecilerine harcamış olduğu para 5 milyar doları aştı. Her gün, her hafta bana sorumluluğum gereği işte bakanlar geliyor, yabancı heyetler geliyor. Hepsine bunları söylediğimiz zaman şöyle bakıyorlar yüzümüze. Size şunu söyleyeyim. Kobani olayları dolayısıyla Türkiye'nin 18, 19, 20 Eylül'de 3 günde kabul ettiği mülteci sayısı 197 bin küsurdur. Bu rakam 2013 yılında bütün Avrupa kıtasının, sadece Avrupa Birliği'nin değil, bütün Avrupa kıtasının kabul etmiş ettiği toplam mülteciden daha fazladır. Türkiye geçtiğimiz yıl dünyada insani yardımlar bakımından dünyada birinci oldu. Gayri safi milli hasılasına göre. Evet, bizden çok daha zengin iki ülke, Amerika ve İngiltere, nominal değer olarak bizden önde görünüyor ama bir de gayri safi milli hasılaya bölerseniz Türkiye dünyada gayri safi milli hasılasının 21%'ini insani yardıma harcayan bir ülke olarak dünya birincisi oldu. Çok mu zenginiz? Bizden çok daha zengin ülkeler var. Çok daha efendim böyle allı şanlı uluslararası isimleri olan yardım kuruluşları olan ülkeler var. Bu ülkeler biz çok zengin olduğumuz, onlardan daha zengin olduğumuz için değil, bu milletin gönlü zengin olduğu için, Türkiye'de devletin zihniyeti değiştiği için, Türkiye'de AK Parti iktidarı olduğu için Türkiye böylesine bir sonuca ulaşabildi. Şimdi bu kaldığımız yerden daha ileriye gideceğiz. Ve inşallah üçüncü büyük bir acıda açlıktan sonra, ondan sonra bu millet bu sorumluluğu verdiğinde artık hiçbir rakibimiz, hiçbir mazeretimiz, hiçbir gerekçemiz kalmıyor. Bütün bu reformları yapmak mecburiyetindeyiz. Ondan sonra bir tane engelimiz var. Onu söyleyeyim. Ondan sonraki engelimiz ise kibirdir.
Eğer şöyle bir noktaya düşerse, bakın biz 410 tane milletvekili aldık, anayasayı da değiştiriyoruz. Biz ne büyük insanlarız, ne muazzam, ne mukaddes insanlarız, ne bulunması kumaşlarıyız. Bu millet bizi getirdi, başına getirdi. Bu millet zaten bizi iktidara getirmeye mahkum ve mecbur. Başka birisini seçemez ki der. Yürüyüşümüz değişir, iç dünyamız değişir, zihnimiz değişirse Allah muhafaza. Kibir gerçekten bizim bu hedeflerimizin önündeki en büyük zorluktur, en büyük engeldir. Şahıs olarak kibirden bahsetmiyorum. O her şahsın kendi vereceği hesabıdır. Ama kurumsal bir kibir içerisinde asla olmayacağız. Bileceğiz ki madem ki millete iradeyi vermek istiyoruz, AK Parti'de hükümet de sadece birer vasıta, birer araçtan ibarettir. Biz milletin emanetini taşımanın araçlarının sorumluluğunu yapıyoruz. Ve bu anlamda hiçbir şekilde bir kibrin içerisinde şey yapmadan, bu hizmetkar ruhumuzla, demin il başkanımızın Aziz Bey'in ifade ettiği gibi kapı kapı dolaşarak, insanlara hizmet ederek, insanların yükünü ve kahrını çekerek yolumuza devam edeceğiz. O resimlerde gördüğümüz, Allah muhafaza, en büyük felaket odur. Oy kaybetmek değildir. O yüzünü gördüğümüz hacı babalar, o biçare hacı anneler yüzünü ekşitir eğer içinde size karşı, bize karşı, AK Parti kadrolarına karşı en ufak bir tereddüt hissederse eyvah ki eyvah, o gün ne kadar oy alırsak alalım kaybetmişiz demektir. Onun için sabırla, inatla, inançla bu yere getirdiğimiz gibi tevazuyla, mahfiyetkarlıkla, fedakarlıkla yolumuza devam edeceğiz. Biz bu şekilde yolumuza devam edersek Allah bize nice yollar açacak, nice bilmediklerimizi öğretecek. Ben bu duygularla hepinize teşekkür ediyorum. İstanbul'un yükünü çekmiş insanlar olarak. İnşallah pazar günü yapacağımız kongrede Aziz Başkan'ı uğurluyoruz İstanbul İl Başkanlığı'ndan. İnşallah çok daha güzel hizmetlerde yolumuza, birlikte yolculuğumuza devam edeceğiz. Selim kardeşimizi de inşallah İstanbul'un yeni emiri olarak başımıza, İstanbul Teşkilatı'nın başında göreceğiz. Ona ve arkadaşlarına da başarılar diliyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Allah sözümüzü kuvvetli kılsın. Allah bileğimizi sağlam kılsın. Adımlarınızı sağlam kılsın. Ufkumuzu aydınlık eylesin. Geleceğimizi aydınlık eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Başarılar diliyorum.